Merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve Coşkan, tasarımcı, çizer ve eğitmenim. Kanalımda dijital çizimle ilgili içerikleri bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Beş videoluk bir seriden bahsetmiştim. O serinin ikinci videosundayız. Bir önceki videoda tahta yüzey çizimi yaptık. Şimdi ise taş yüzey çizimi yapacağız. Sonraki videoda bu uyguladığımız teknikleri kullanarak bir ev çizimi yapacağız. Sonraki videoda bir yeşillik çizimi yapacağız. Ve son olarak da kompozisyon çizimiyle seriyi tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Galeri ekranında sağ üst köşedeki art simgesine tıklayalım. 2000'e 2000 boyutlarında bir belge açacağım. Kalitenin iyi olması için DPI 150 olarak ayarladım. Çift kaçışlı perspektife göre bir çizim yapacağız. Buna göre bir ufuk çizgisi ve ufuk çizgisinin üzerinde iki tane kaçma noktası olmalı. Ufuk çizgisine paralel olan tüm çizgiler bu kaçma noktalarına gitmek zorunda. Yine küp şeklinde bir çizim yapacağız. Bunun için bir önceki bölümdeki küpü de kopyalayabiliriz. Çizimi yaparken perspektif çizgilerinden yararlanacağım. Eylemler panelinde kanvas sekmesinde çizim örneği özelliğini aktifleştiriyorum. Çizim örneğini düzenleye tıklayarak açılan alt menüde perspektifi seçiyorum. Burada bir ufuk çizgisi ve kaçma noktaları oluşturmamız gerekiyor. Destekli çizimi aktifleştirdiğimizde çizgileri yalnızca perspektife uygun şekilde çizebileceğiz. Eskizi yapmak için çizim fırçalarından HB kalemi kullanıyorum. İlk olarak ortadaki dik çizgiyi çizmeliyiz. Diğer çizgilerin açıları kaçma noktalarına göre olacak. Böylece bir küp çizdik. Şimdi yeni bir katman açalım. Aynı fırçayı kullanmaya devam ediyorum. İşlenmemiş bir kaya parçası eğri kenarlardan çatlaklı ve pürüzlü bir yüzeyden oluşacaktır. Bu katmanın opacitesini düşürelim ve yeni bir katman açalım. Zemin renklendirmeleri için genelde mürekkep fırçalarından stüdyo kalemi kullanıyorum. Keskin çizgiler oluşturduğu için içini kolayca doldurabiliyorum. Oluşturduğum renk paletinde ikinci sıradaki açık gri tonu seçip boşluk kalmayacak şekilde çerçeve oluşturalım. Renk paletinin indirme linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Rengi sürükleyip alanı dolduralım. Tonlama için ilk olarak hava fırçalarından yumuşak fırçayı kullanacağım. Katman üzerinde tonlama yapmadan önce iki parmağımla sağa çekip alfa kilidini aktifleştiriyorum. Böylece boyamalar dışarıya taşmayacak. Koyu gri tona geçiyorum. Alt kısımları ve daha koyu olmasını planladığım kısımları çok bastırmadan boyuyorum. Şimdi dokulu bir görünüm elde etmek için sanatsal fırçalardan Old Beach'i kullanacağım. Fırçanın opasitesini biraz düşürüyorum. Kaleme çok fazla baskı uygulamadan alt kısımlardan başlıyorum.
koyu olmasını istediğim alanların üzerinden birkaç kez geçeceğim. Şimdi açık tona geçtim. Üst kısmı boyuyorum. Yüzeyleri ortaya çıkarmak için daha belirgin bir boyama yapıyorum. Koyu renge geçerek yarıkların içini ve kenar çizgilerini belirginleştireceğim. Yine açık tona ve kuru mürekkep fırçasına geçtim. Fırçamın boyutu küçük ve opacity'si %100. Yarıkları vurgulamak için kenar çizgilerini belirginleştireceğim. O doğal dokuyu yakalamak için gelişigüzel çizikler oluşturuyorum.
Şimdi çizim üzerinde bir gölgelendirme yapacağız. Bunun için yeni bir katman açıyorum ve katmanın üzerine tıklayıp kırpma maskesini aktifleştiriyorum. Fırça olarak hava fırçalarından yumuşak fırçayı kullanacağım. Açık rengi seçerek parlak bir alan oluşturalım. N harfine tıklayarak bu katmanın harmanlama modunu ekli olarak seçiyorum ve opasiteyi biraz düşürüyorum. Böylece alttaki renkle bir karışım yapmış olduk. Şimdi yeni bir katman daha açalım ve katmanın üzerine tıklayıp kırpma maskesini aktifleştirelim. Koyu gri tonu kullanacağım. Fırça olarak da yine hava fırçalarından yumuşak fırçayı kullanıyorum. Alt kısımları ve sağ tarafı hafifçe boyuyorum. Maskeleme yaptığımız için boyama alanın dışında gözükmeyecek. Katmanın üzerindeki N harfine tıklayalım ve harmanlama modu olarak Mouse Play'i seçelim. Son olarak kayanın gölgesini oluşturacağız. En alta bir katman açalım. Yine koyu gri renkteyim. Fırça olarak hava fırçalarından yumuşak fırçayı kullanacağım. Önce fırça ucu küçükken alt kısımlardaki koyu gölgeyi oluşturalım. Fırça ucunu büyüterek sağ tarafa doğru düşen bir gölge çizimi yapacağız. Silgi aracına geçerek kaleme de çok bastırmayarak gölgeyi hafifçe şekillendiriyorum. Böylece çizimi tamamladık. Diğer bölümde bu videodaki adımları da izleyerek bir ev çizimi yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.